Polonezköy, Türkiye-Polonya dostluğunun simgesidir. Değerli Tarih Masası izleyicileri, hepiniz hoş geldiniz. Bugün masadaki konuğumuz İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Leh Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Bölüm Başkanı Profesör Doktor Hacer Topaktaş Üstüner hocamız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Merhabalar hocam. Bugün Sefa hocamın sözüyle değil de sizin sözünüzle girmiş olduk programa. Çok değerli bir yayın hazırlamışsınız. Polonezköy 180 yıllık mazi. Bu Polonya'da da bir ödül almış. Dışişleri Bakan ödülünü layık görünmüş. Yakın zamanda ödül de sizin tarafınıza takdim edilecek. Öncelikle tebrik ederiz. Teşekkür ederim. Hocam şimdi Polonya ile Polonezköy'ün bağlantısı nedir? 180 yıllık bir maziden bahsediyoruz. Beykoz'un bir mahallesi aslında Polonezköy. Köyü aslında hatta. Eskiden Yerleşim köyüydü, olarak. evet. Polonezköy neresidir? Neden önemlidir? Bu 180 yıllık mazi Türkiye-Polonya ilişkileri açısından neden bu kadar önemlidir hocam? Evet, bu sene Polonezköy'ün kuruluşunun 180. yılını kutladık. 1842'de Polonya haritadan silinmişken, 1795 yılı itibariyle komşuları Rusya, Prusya ve Avusturya'nın topraklarını paylaşmasıyla birlikte bağımsızlığını kaybetmesinden sonra aslında Polonyalı vatanperverlerin yeniden bağımsızlığı kazanma mücadelelerinden birinin ürünü olarak ortaya çıkıyor bir yerde. Polonya'nın taçsız kralı diyebileceğimiz Adam Jerzy Czartoryski'nin Paris merkezli kurduğu ajansın bir kolu olarak Polonezköy'de İstanbul'da aslında can buluyor. Ve Rusya'dan kaçan ya da bir şekilde esir pazarlarına düşmüş Polonyalıların buradaki topraklara yerleştirilmesiyle Polonezköy ilk kez ortaya çıkıyor. Tabii ki bu dönemde Sultan Abdülmecid'in özür dilerim, bu mültecilere, Polonyalı mültecilere verdiği önem, destek oldukça etkili. Ve bu sayede Polonezköy bir yerde günümüze kadar ulaşıyor. Hocam burada şimdi aslında bir Polonya neden böyle bir mahalle kurma ya da Osmanlı ile ilişkileri çok mu iyiydi? Osmanlı neden oradan gelen göçmenleri kabul etti? Bu mahalle nasıl ortaya çıktı ve Osmanlı döneminde mesela bu mahalleye bakış nasıldı? Polonezköy'e, orada yaşayan Polonyalılara bakış nasıldı? Osmanlı Devleti kendisine sınanları asla iade etmeme politikası izledi. Nitekim Polonezköy'ün kurucularından olan Sadık Paşa, adını alacak olan Michał Çalkowski de Rusya'nın iade taleplerine rağmen İslam'ı seçerek, 1850 yılında İslam'a geçerek geri iade edilmekten kurtuldu. Bu arada da tabii Polonezköy kuruldu ve gitgide köye daha fazla Polonyalı yerleştirilerek köyün günümüze kadar ulaşmasının zemini hazırlandı. Malumunuz üç büyük komşusu yani Prusya, Rusya ve Avusturya tarafından paylaşıldığı için dünyada destek bulabileceği sadece 2-3 ülke vardı Polonyalıların. Bunlardan biri Fransa'ydı ki en önemlisi o. Paris merkezde çok ciddi bir organizasyon kuruldu. Bir diğeri Londra, İngiltere, bir diğeri de İstanbul'du. Bu anlamda 19. yüzyılda Polonya'nın bağımsızlık mücadelesinin en önemli merkezlerinden birinin de İstanbul olduğunu söylememiz lazım. Binlerce Polonyalı'nın buraya yerleştiğini, İstanbul ya da Polonezköy anlamında yerleştiğini ve organize olduklarını görmekteyiz. Polonezköy adı aslında Lehçe Adampol. Kurucusu ve himayecisi Adam Jerzy Czartoryski'den mülhem. Adamın köyü, Adam Pol'dan geliyor. Biz Türkçe onu Polonezköy olarak, yani Fransızca Polonez, Leh demek, Polonyalı demek, Polonezköy olarak Türkçeleştirmişiz. Osmanlı kaynaklarında da böyle geçer adı. Polonezköy'ün adı aslında köy kısmı hariç Fransızca yani. Evet, evet. Aynen öyle. O dönemlerde Fransızca'nın uluslararası Osmanlı'da da dil olması hasebiyle öyle bir isim veriliyor. Yer yer aslında değiştirilme, başka isim verilme gibi tartışmalarda olsa da bu isimde sabit kalınıyor. Bence de böyle olmalıydı. Çünkü orada yaşayan Polonyalılara atfen ki orası Lazaris rahiplerine ait dümdüz böyle çalılık ya da bozkır bir arazi imiş. Ama Polonezköylüler orayı, yani Polonya asıllı Polonezköylüler orayı mamur bir hale getirmişler, ekmişler, biçmişler ve günümüzde büyük bir İstanbul'un zenginliği haline getirmişler.
Bu anlamda hem de Türkiye-Polonya dostluğunun, Türkiye'nin Polonya'nın bağımsızlığına verdiği desteğin de sembolü haline gelmiş bir yerde. İlk gelen grup yaklaşık kaç kişi hocam? Yani net bir sayı verebiliyor muyuz veya yaklaşık bir sayı? Polonya kaynaklarının gösterdiği üzere 1842'de ilk olarak 12 kişi geliyor. Sadece 12 kişiyle 12 kurulan kişi. Bir köy aslında evet. Burası. Evet. Ama Osmanlı Devleti'nin son zamanlarında 200 kişiyi aştığını biliyoruz. Hmm. Özellikle tabii ki erkekler, askerler işte geliyor. Daha sonra hatta bir ara bu gelenlere eş bulunması için bazı teşebbüsler oluyor. Polonya'dan namzetler getiriliyor ya da aileler yerleştiriliyor bir şekilde. Ve köy gitgide özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısında şenleniyor bir bağlamda. Peki benim aklıma hep şu da gelmiştir. İki soru özellikle. Birincisi bunlar İstanbul'un içine yani şehir bölgesine değil de şehrin dışında bir köye yerleştiriyorlar. Hı hı. Bu kendi tercihleri mi özellikle? İkincisi buraya yerleştikten sonra iş kolu olarak ne yapacaklar? 12 tane insan, bir tane köydeler. Ne yiyecekler, ne içecekler, ihtiyaçları nasıl karşılayacaklar? En yakın köylerle mi olacak muhtemelen? O tarz başlıyor zaten değil mi? Evet. Aslında orası düzlük bir arazi. Hiçbir şey yok, yolu yok. Yolu dahi yok. Ve Lazar rahiplerine ait bir yer. Öncelikle Sonsted'e kiralanıyor Çartoryski ailesi tarafından, kurucu aile tarafından. Daha sonra 1883'te tamamen satın alınıyor. Hı-hı. Vakıf arazisine dönüştürülüyor burası. Buraya gelenler tabii ki ekip biçerek, çiftçilik ve hayvancılık yaparak geçimlerini sağlıyor. Yavaş yavaş ev yapmaya başlıyorlar. Ev dahi yok. Bir din adamı atanıyor. Katolik bir din adamı. Çünkü Polonya köyde hani Katolikler yerleştiriliyor. Polonyalı Katolikler. Ve gitgide evin düzeni, yani köyün düzeni belli oluyor. Ve dediğim gibi 1883'teki satın almadan sonra da yavaş yavaş aslında burada kalıcı olarak kalan aileler arasında da toprağın ekilip biçilmesi noktasında bir paylaşım yapılıyor. Daha sonra da 1968 yılında tamamen Çartoryski ailesi bu arazideki hakkından vazgeçince halk arasında, Polonezköy'de yaşayan Polonyalılar arasında bu arazi tamamen pay edilerek tapuları takdim ediliyor kendilerine. Ya burada tamamen aslına bakarsanız 1968 yılına kadar Polonyalılar hala orada yaşamaya devam ediyorlar. Polonezköy'de ikamet ediyorlar. Hocam size de burada bir sorum olacak benim. Siz de bir İstanbul tarihçisi olarak böyle başka topluluklar var mıydı İstanbul'da yaşayan? Yani Polonyalılar gibi buraya yerleştirilen, siz burada bir mahalle kurun şeklinde olan? Tabii ya bu aslında şöyle çok erken dönemlere şimdi direkt sorunca da aklıma gelmedi ama 12. yüzyılda 1160'lı yıllarda Tudyalılı bir haham Benjamin veya Bünyamin isminde bir haham mesela Galata'nın hemen surlarının dışında Estonor adlı Yahudi bir mahalleden söz eder. Bazı herhalde biraz dil, güvenlik, özellikle ortak kültür, ibadetgah bunların hepsinin bir arada yaşanması amacıyla daha önce var. İstanbul'daki mesela Bizans devrinin son oluşturulan azınlıklarından bir tanesi Müslüman Türkler. Bir Türk mahallesi, Müslüman bir mahalle var. Hatta iki tane yerleşme var. Birisi diğerinden farklı. Mitaton deniyor son halini. Yıldırım Bayezid döneminde oluşuyor. Daha sonrakilerde de zaten var. Hatta eski büyükelçimiz Ender Arat Bey'in mesela Açık Kapı Anadolu diye bir program yapmıştı. Tarih boyunca Türkiye'ye sığınan, bugün de malum bayağı gündemde olan bir konu. Tarih boyunca göç alan bir toprak burası güzergahından dolayı pek çok şey var ama Polonezköy diğer hani şehrin de dışında yanında evet. değil de dışında olması bakımından bir de uzun yıllar semti de daha doğrusu o yerleşme karakterini koruması bakımından herhalde en nevi şahsına münhasır yer herhalde Polonezköy evet. diyebiliriz. Şimdi şunu da hatırlatayım niye İstanbul'un göbeğinde bir yerde değildi. Biraz daha şehri uzakça bir yer. Hem arazinin müsait olması buna hem de biraz gözden ırak olması, Rusya'nın tahakkümüne uyuramaması açısından buraya gelen Polonyalıların böyle bir yer tercih edilmiş gibi görünüyor. Çünkü orada ne yapıldığına dair çok yani ciddi malumat edinmesi mümkün değil Rusya'nın. Yer yer ajan da gönderiliyor. Bunu Osmanlı kayıtlarından anlıyoruz ama Osmanlı tarafı da kolluk kuvvetleriyle devamlı köyü takip ediyor. Hı hı. Ve şu özelliğini de vurgulamak isterim. Cumhuriyet'in ilk yıllarına kadar Polonezköy'de sadece Polonyalılar yaşıyor. Tam o kısmı da soracaktım. Evet. Hocam şimdi 12 kişiyle başlayan bir kurulan bir köyden bahsediyoruz. Evet.
Osmanlı döneminde, Cumhuriyet dönemine kadar oraya Polonyalılar gelmeye devam ediyor. Evet, evet. Peki Cumhuriyet döneminde ne oluyor? Ya da öncelikle şuradan da girebiliriz. Osmanlı oranın yönetimi konusunda sonuçta şehrin dışında bir araziyi evet. Polonyalılara tahsis ediyor. Oranın yönetimi, oranın işte hukuk yapısı yani kendi dinlerince, kendi hukuklarınca mı yönetiliyorlar? Yoksa Osmanlı'daki kurallara tabiler mi? Oradaki geçiş nasıl oluyor? Oradaki yönetim tarzı? Şimdi tam olarak tapu ya da Çartoriski ailesi tam olarak araziyi alana kadar 1880'lerde Osmanlı yönetiminin karışmadığını görüyoruz. Tek karıştığı nokta üst mecri olarak Lazaret rahipleriyle köyler arasında çıkan anlaşmazlıkta en yüksek merci Osmanlı idaresi. Yöneticiler onlara başvuruluyor. İşte onlardan duydukları memnuniyetsizlikleri dile getiren dilekçeler veriyorlar yer yer. Ve Osmanlı tarafı da tabii ki Polonez köylerin yanında duruyor. Ben bunları gördüm Osmanlı kaynaklarında. Ama 1880'lerden sonra önemli problem artık satın alınmasından sonra toprağın ve köyler arasında dağıtılmasından sonra Osmanlı Devleti burası artık mamur bir yer. Ekilip biçiliyor. Bu elde edilen gelirden ben vergi almalıyım noktasında bir teşebbüsü oluyor. Yıllarca bunun aslında mücadelesini veriyor Polonez köylüler. Burası vakıf arazisi. Bizden vergi alınmaması gerekir gibi bir düşünceye sahipler. Ama Osmanlı Devleti biraz farklı düşünüyor. Osmanlı Devleti vergi alır. Bulur dağ başında bir çobanı bulur, ondan o vergisini alır. Bir şekilde evet, evet. Hatta bu uluslararası bir mevzu dahi haline geliyor. Gene Polonya kökenli Kont Ostrog, Leon Ostrog, Osmanlı Devleti'nin son döneminde hukuk müşavirliği yaptığı bakanlıkta, hatta Adalet Bakanlığı'nda. Kendisi Çartoriski ailesi adına burada hukuki işlerini yürütüyor. Polonez köylülerin dertlerini dinliyor. Bu konuda pankart dahi açıyorlar, gösteri yapıyorlar, biz vermek istemiyoruz vergi gibi. Ama her sene gene bu vergi mezunun dile geldiğini görüyoruz. Nitekim bir kısım aileyle Osmanlı yönetimine anlaştığını ve onlardan vergi aldığını, diğerlerini de mecbur, hani bazı her yıl olmasa da bazı dönemlerde vergiye tabi tutulduklarını görüyoruz. Daha sonra tabii Birinci Dünya Savaşı'nın çıkması ve yeni bir Cumhuriyet Devleti'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla birlikte süreç değişiyor bu anlamda. Birinci Dünya Savaşı'nda asker alınıyor mu acaba Polonyalılardan? Tabii, kesinlikle. Polonyalılar asker, Osmanlı askeri olarak askere gidiyorlar tabii, yani. Tabii, hatta şehitleri var, gazileri var bizzat. Yani bunu şu an Polonez köydeki mezarlıkta da onlar adına yapılmış bir anıtta da görmek mümkün. İki aileden şehit olduğunu, iki aileden de gazi olduğunu ya da bir kısmında lojistik destekte çalıştığını biliyoruz Polonez köylülerin dedelerinin, günümüzde yaşayanların dedelerinin. Bu da tabii Osmanlı Devleti'ne tam bir rabıtayla bağlandıklarını da işaret ediyor bize. Peki hocam, bu köyün içerisinde uzun 10 yıllar boyunca yaşadılar. Meslek olarak ne iş yaptılar? İhtiyaçlarını mesela nasıl karşıladılar? Çünkü Beykoz'da değil bu. Beykoz'un da ilerisinde. O Beykoz'un yukarısında bir yerlerde olan bir yer. Bu ihtiyaçlar ister istemez ihtiyaçları var. Bunlar nasıl karşılanıyor? Muhtemelen belediye işte bir miktar hizmet götürüyordur herhalde oraya. Tabii ama ilk etapta yolu yok. Ama Hidiv Kasrı'nın oraya inşa edilmesinden sonra ufak bir yol yapılıyor. Yani bu at arabasının gidebileceği düzenekte olan tarım ve hayvancılıkla geçimlerini sağlıyorlar. Onun dışında tabii kömür, hani mangal kömürü üretip onları satıyorlar. Daha sonra tabii ciddi bir orada bir ekonomik kalkınma oluşuyor, oluşmuyor değil. 1900'lerin başında ise pansiyonculuk, otelcilik, turizm işi aslında başlıyor orada. Belli aileler bazı evlerinin bir kısmını ya da evlerini turizme açıyorlar. Orası ziyaretgah olmaya başladıktan aynen sonra. Aynen. Mesire alanı hem de hem yabancı misyonların ailelerin gidip orada hafta sonları eğlendiği hem de Cumhuriyet'in ilk yıllarında özellikle biz bunu görüyoruz. Bizim de cemiyet hayatının önde gelenlerin orada vakit geçirmeye artık alıştığı baloların, suarelerin yapıldığı bir mekan haline geliyor. Nitekim günümüzde de restoranları itibariyle, oteller itibariyle aynı işlevi görüyor. Aileler daha ziyade bu otel işine girdikten sonra aslında daha da yüksek bir kapasiteye ulaşıyor ekonomik anlamda. Yalnız tabii o günden bugüne aynı miktarda, aynı sayıda Polonyalı yaşayamıyor orada. Burada Cumhuriyet döneminde, Cumhuriyet dönemine kadar sadece Polonyalıların yaşadığı bir yerden bahsediyoruz. Cumhuriyet döneminde buranın yapısı mı değişiyor? Yani burada Türkler de yaşayacak diye bir devlet
kararı mı var? Yani Türklerin orada yaşamasına dair. Yoksa insanlar oraya gittiğinde devlette izin mi veriyor? Nasıl bir süreç oluyor? Orada bir politika mı var? Yoksa değişen bir, hani kendiliğinden gelişen bir durum mu var ortada? Aslında bu günün şartlarıyla ortaya çıkıyor. Devletin asla hani Polonezköy'e bir Türkleri iskan etme gibi politikası yok asla. Lakin işte bu özellikle pansiyonculuk, otelcilik işinin ortaya çıkmasıyla birlikte orada çalışacak hizmet erbabına da ihtiyaç duyuluyor. Bunlar da tabii ki Türklerden karşılanıyor. Ya da başka yani İstanbullu diğer insanlardan, Polonezköylü olmayan. Ve bu nedenle de daha bir hani Polonyalılar dışında da bir nüfus orada oluşuyor. Bir diğer sebep de aslında 1960'lardan itibaren Polonezköy'ün de gurbetçi göndermesi başka memleketlere, Avustralya'ya, Almanya'ya, Amerika'ya, Kanada'ya gibi. Günümüzde o yüzden de aileler, sülalelerin sayısı da azalmış durumda. Tabii onlar giderken de topraklarını başkalarına satıyorlar. Bir kısmını da yani Polonyalı olmayanlar alıyor. Öylece kozmopolit bir yapı oluşuyor. Yani bu aslında günün şartlarının getirdiği bir gerçeklik. Şu anki iki kültürlülük, iki dillik, iki din olayı tamamen şartların ürünü. Hocam peki burada o bölgede hani oturdukları zaman konuştukları dil hani bir gidiyor geliyor muhtemelen Türkçe veya işte lehçe konuşma. Bunlarda bir dönüşüm noktası var mı? Yani Türkçe işte 30. yıldan sonra artık bayağı Türkçe konuşuyorlar. Muhtemelen çünkü yabancılar da gelmeye başladığı için Fransızca falan konuşma olayı da muhtemelen var. Bu dilin hikayesi nasıldır köyde? Şimdi esasında başlangıçta sadece lehçe var dil olarak. Tabii uluslararası Fransızca bilme durumu var. Tabii yavaş yavaş Türkçeyi de İstanbul'la irtibat kurmaya başlayınca Türkçeyi de yavaş yavaş öğrenmeye başlıyorlar. Ama lehçeyi muhakkak yaşatmak için bir girişimleri var. Nitekim bu girişimlerden biri de bir okul kurulması. Polonezköy'de bir okulun kurulması Osmanlı döneminde gündeme geliyor. Okul olmasa bile bir hocanın muhakkak gidip oradaki çocuklara lehçe öğretmesi ya da bir din adamının, muhakkak bir din adamı var. Bu din adamının dini bilgiyi vermesi anlamında bir politika güdülüyor. Polonya'nın bağımsızlığını kazanmasından sonra da zaten Polonya diplomatik misyonu da bizatihi Polonezköy ile ilgileniyor. Hatta Cumhuriyet'in ilk yıllarında bir Polonya okulunun kurulması, lehçe eğitim veren gündeme geliyor. Polonya'dan hoca gönderiliyor. Hatta Türkologlardan birinin gelmesi söz konusu ediliyor. Fakat idari anlamda tedrisat kanununun çıkmasından ötürü yani özel okullara ya da Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olmayan okullara müsaade etmeme durumu var. Bundan ötürü de lehçeyi resmi olarak hani lehçeye eğitim veren bir kurum söz konusu olamıyor o dönemlerde. Sadece hani ekstra Türkçe eğitimin dışında ekstra lehçe öğretmek gibi bir vazifeyi güdüyorlar. Ve Polonezköylüler de genelde ilkokuldan sonraki eğitimlerini özel okullarda sürdürüyorlar. Biliyorsunuz birçok özel okul var o dönemde köklü, evet. Osmanlı döneminden gelen, iyi Fransızca öğreten, eğitim veren. Oralara gidip genelde eğitimlerini alıyorlar. Ve bu şekilde de bir döngü oluşuyor. Daha sonra lehçenin hala günümüzde yaşatılması noktasında da yer yer bazı kursların açıldığını görüyoruz. Bir de sadece konuşma anlamında. Yani şu anki tabii Polonezköy'de günümüzde yaşayanlar lehçeyi biliyorlar. Hem Türkçe hem lehçe biliyorlar. Konuşuyorlar iki dili de. Fakat yeni nesil yavaş yavaş hani çok iyi konuşmama noktasında olduğunu. Lehçeyi mi? Görüyoruz. Hocam bu arada siz hem Leh Dili Edebiyatı Bölümü hocası olarak, ana bilim dalı başkanı olarak da şöyle bir şeye hiç rastladınız veya böyle bir şey muhtemelen bu soru Şerafettin aklına gelmiştir gerçi ama ben sormuş olayım ondan önce. Lehçenin lehçeleri oluyor mu bu süreçle birlikte? Tabii ki yerelleşme her dilde olur. Yani yerel unsurların katılmasıyla bir şey. Tadeusz Kowalski meşhur Türkologlardan 1920'lerde köye geliyor. Birkaç ay burada kalıyor. Buradaki lehçe üzerine araştırmalar yapıyor. Onun çalışmalarını okumuştum ben. Aslında lehçenin saf, pür kullanıldığını lakin bazı Türkçe kelimelerin lehçeleştirilerek de katıldığından bahseder. Tabii bu 100 sene önce. Evet yaklaşık. Evet. Yaklaşık 100 Şu sene anda önce. Mesela bu durum. Şu anda nasıl? Da tabii ki Polonya'daki lehçeyle burada konuşulan lehçede ufak bir fark var. Ya fark biraz daha ara açılıyor herhalde evet, değil evet, mi zamanla evet. birlikte? Mesela o konuşma dili üzerine daha ziyade odaklanmış Polonezköy'dekiler.
Mesela ben de Lehçe'yi sonradan öğrendim bir tarihçi olarak Polonya'da. Hı-hı. Ben gramer usulüne göre hani kelime dizimlerini vesaire Hı-hı. öğrendim. Onlar hissediyorum onların nispeten farklı konuştuklarını. Hı-hı. Ama Lehçe konuşuyorlar. Ben de konuşuyorum gittiğimde onlarla Hı-hı. Lehçe'yi. Ama Türkçe'yi de o kadar seviyorlar, konuşuyorlar. Yani şey diyebiliriz değil mi? Bir Polonyalının konuştuğu Lehçe'nin bir Polonya'daki bir Leh'ten farklı olduğunu yani anlaşılabilir. Çok anlaşılabilir. Hani Polonya'da yaşamış, büyümüş insanlar bunu fark edebilir. Ama konuşuyorlar. Ya bu Amerikan İngilizcesi ile İngiliz İngilizcesi gibi bir fark mı yoksa daha az mı? Tabii biraz daha onlar eski Lehçe konuşuyor gibi bir durum olduğundan bahsetmişlerdi bana. Nispeten bir fark var. Çünkü artık dediğim gibi günlük hayatta sadece kendi aralarında Lehçe'yi konuşuyorlar. Onun dışında Türkçe ile hani hemhaller. Daha saf Lehçe burada kalıyor o zaman değil mi? Kapalı olmasından aynen, dolayı. Aynen eski Lehçe kalıyor. Dediğim gibi bazı Türkçe kelimeleri de lehçeleştirmek, gramer olarak lehçeleştirerek ya da uyarlayarak kullandıkları da var. Benzer bir durum hocam bizim Rumeli Türklerinde de var. Biraz oradaki Türkçeyi bilenler daha eski Türkçeyi konuşuyorlar. Biz de burada dedemizden, babaannemizden işte Arnavutça öğrendiğimiz için onların gençleriyle değil de onların yaşlılarıyla daha iyi anlaşabiliyoruz biz de gittiğimizde. Öyle benzer bir durum bizde de var açıkçası. Tabii dil durağan bir yapıya sahip değil. Her yerde farklılaşıyor. Bizim de Anadolu'da her yörede farklı bir ağzımız var. Onun gibi bir durum. Evet hocam. Polonya bağımsızlığını kazandıktan sonra Poloneskoy'dan geri gidenler oluyor mu? Bir kısmı Polonya'ya? Gidiyor. Bazıları gidiyor. Bazıları çifte vatandaşlık alıyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı da veriliyor isteyenlere. Bir kısmı da geri dönüyor. Bu anlamda buna müsait yapı. Yapı aslında. Buna müsait. Evet. İki devlet arasındaki anlaşmalar. Polonya'yı hep takip ediyorlar değil mi? Yani tabii, hani, tabii. Tabii. An be an ne oluyor, tabii. Orada ne oluyor? Tabii tabii. Mesela İkinci Dünya Savaşı çıkınca bir kısmı ülkesine hizmet için Polonya'ya gidiyor. Gidiyorlar. Evet. Ya da Polonya'dan gelen bazı göçmenler ya da mülteciler Poloneskoy'a da geliyor. Oraya hani kendi vatanları gibi biliyorlar. Kendi vatandaşları var bir şekilde. Ve orada dediğim gibi irtibatlarını asla kaybetmiyorlar. Ve aslında Cumhuriyet dönemi itibariyle iki vatan, iki devlet hani kavramı var. Birbirinden ayırmıyorlar çok bu anlamda. Ya yani bizim iki vatanımız, iki de devletimiz var gibi. Türkiye'de sahipleniyorlar. Tabii tabii kesinlikle. Evet. Hocam peki şimdi hala daha Polonyalılar orada yaşıyorlar. Lehler Poloneskoy'da yaşıyorlar. İki kültürlü bir yapıdan bahsediyoruz. Bunu peki günümüzde gittiğimiz zaman Poloneskoy'a bugün İstanbul'un gürültüsünden kaçmak için gidilebilecek böyle en güzel yerlerden biri. Gittiğimiz zaman bu kültürü algılamak için, bunu almak için neler yapmamız gerekiyor? Bize ne gibi tavsiyeleriniz olabilir burada? O 180 yıllık tarihi nasıl hissedebiliriz oraya gittiğimizde? Şimdi ben ilk yüksek lisansta da Polonya'ya giden Osmanlı elçilerini çalışmıştım. O zaman Poloneskoy'a gitmiştim. Gittiğimde tamamen bir Polonya bulacağımı ummuştum ama baktım normal hani köy kahvesi olan, Türklerin oturduğu, Türkçe konuşulan bir mekan görünce biraz benim için farklı bir hani bekleyiş hikaye oldu. Hikaye ilk nasıl başladı hocam? Yüksek lisans tezi yapmaya başlayınca mı bu kültürle tanıştınız? Zaten bu kültürü az bir merak ediyordunuz. Başınıza bir şey geldi veya işte bir şeye rastladınız. Onun sonucu mu oldu? Yüksek lisans hocam Profesör Doktor Mehmet Alaaddin Yalçınkaya hocam bana Türkiye'de Lehistan uzmanı olmaması hasebiyle bu konuya girmemi, ilişkilerin çok yani geniş olduğunu, eski olduğundan bahsetti. Ben de buna istinaden Osmanlı elçilerini çalıştım. Lehistan'a giden, Polonya'ya giden. Daha sonra doktora da bu konuya çalışmaya devam edeceğim için haliyle dilini öğrenmem gerektiğini düşündüm ve Polonya hükümetine TÜBİTAK'tan aldığım burslarla Polonya'da kaldım doktoradayken ve bu dili öğrendim. Arşivlerini hıfzettim ve böylece de bu serüven başlamış oldu benim açımdan. Polonya devletinin buradaki Poloneskoy'la ilgili tasarrufları, düşüncesi, böyle bir hani merkezi vesairesi var mı? Şimdi orada bir Poloneskoy Yaşatma Yardımlaşma Derneği var. Bu dernek etrafında kümeleniyorlar. Birbirleriyle irtibatları var. Her pazar kilise açılıyor ve bir Polonyalı din adamı orada ayin yapıyor. Dua ediliyor, yaşatılıyor. Milli bayramlardan 3 Mayıs Anayasa Bayramı
Polonezköy'de kutlanıyor genelde İstanbul Konsolosluğu tarafından. Hmm. Burada kutlanıyor. Mesela bir orada Zofia teyze ana evi var, gidenler bilir. Oranın restorasyonu, bakımı, devamlı birinin orada istihdam edilmesi, ziyaretçilere yardım etmesi açısından hep Polonya Devleti tarafından destekleniyor bu gibi şeyler. Aslında evet, Polonya Devleti'nin desteğini alıyor Polonezköy bu anlamda. Ve şunu da söyleyeyim, şimdiye kadar seçilen bütün muhtarlar Polonya asıllı. Hmm. Yani Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren. Şu an bir oran söyleyebilir miyiz? Leh asıllı, Türk, hani yarı yarıya gibi veya daha fazla daha az. Şimdi dediğim gibi ciddi bir otel ve restoran sirkülasyonu var şu an orada. Bundan ötürü de çalışanlar da orada ikamet etmek zorunda kaldıkları için şehre uzaklık bakımından Türkler çoğunlukta. Hı hı. Ama Lehçe konuşan, Leh asıllı olan 50-55 civarı şu an Polonez köylü var orada. Hı. Onun dışında toplam nüfus yaklaşık şu an 350-400 kayıtlı isim. Kayıtlı isim olarak. Ama bir ara bundan 20 sene önce falan 800'lere ulaşıyor rakam. Öyle mi? Yani ciddi bir çok düşüş çok fazla o zaman. Yarı yarıya yakın bir nüfus kaybı var. Yani muhtemelen bu gelen işçilerin devamlı kalmaması dolayısıyla ya da o çalışan kesimin devamlı kalmamasından ötürü. Bir de Polonez köylüler de yavaş yavaş artık torunlar ve yeni kuşak bir kısmı Polonez köy dışında yaşıyor. Hatta yurt dışında yaşamaya başlayanlar da var. Eğitimlerini Hı-hı. çok iyi yerlerde alıyorlar. Çok iyi Hı-hı. pozisyonlar alıyorlar. Hı-hı. Ya da bir kısmı İstanbul merkeze taşınmayı tercih ediyor. Hal böyle olunca da Polonya asıllıların nüfusu gitgide düşüyor aslında. Hı, merkeze taşınan Polonyalılar da var. Onların bir sayısı var mı? İstanbul'da hani böyle bir Polonya nüfusu, cemaati veya... Polonez köylü asıllı olanlar birkaç aile aslında. Hani İstanbul'a taşınmış çok değil. Ha, çok değil. Anladım. Ama Polonya asıllı İstanbul'da bir grup var, var tabii ki. Bu Polonez köyden bağımsız aynen, onlar. Aynen. Benim aklıma tabii bir soru daha geliyor. Sizde şimdi oradan gelen lehler Türkçe öğreniyorlar zamanla. Sizden başka lehçe öğrenen Türk var mı? Oraya giden ailelerden veya hazır buraya geldik madem işte bu insanların da dillerini biz öğrenelim durumu var mı? Polonya'ya gidip de öğrenen. Yok, Polonezköy'e gidip. Ha, yok. Yani biz burada otel açtık. Hani biraz da biz öğrenelim durumu. Yok, tek siz diyebilirsiniz. Tek diyebiliriz evet, değil mi? Öyle oldu gibi. Ben biraz da alan olarak akademik kariyerim açısından bu dili öğrendiğim için öğrendim. Yoksa biz Türkler kendi dilimizi öğretmeyi severiz. Öğrenmeyi çok sevmiyoruz gibi geliyor bana. Şu anda hocam 50-55 civarında bir Leh kökenli, Polonya kökenli kişinin Polonezköy'de ikamet ettiğini biliyoruz. Peki dediğim gibi az önce bu 180 yıllık tarihi bugün gittiğimizde nasıl koklarız? Biz bu tarihi nasıl algılarız? Yani? Evet, tarihi yapıları vesairesi yani, falan mı? Evet, tabii köyün bazı mekanları var. Köyü simgeleyen, köyü anlatan. Bunlardan bir tanesi kilisesi. Osmanlı döneminde yapılıyor. Osmanlı Devleti'nin son döneminde. Bir diğeri mezarlık. Çok eski bir Katolik mezarlığı var. Bir diğeri Zofia teyze ana evi, müze. En eski evlerden birisi aslında. Oraya gelip konaklayan ya da Zofia teyzenin diğer adıyla burada misafirlerini ağırladığı mekanlar var. Bunun dışında tabii Polonya kökenli Polonez köylerin restoranlarında da Polonya mutfağını, kültürünü, anneannelerini görmek mümkün. Mesela Polonya'nın mantısı diyebileceğimiz pierogi'yi gidip yiyebilirsiniz oradaki restoranlarda. Ama köye baktığınızda yani, tabii ki sizi iki bayrak bekliyor. Hı-hı, hem hı-hı. Polonya hem Türkiye bayrağı. Hem Türkçe hem Lehçe hoş geldiniz yazılı o anlamda. Lakin tamamen bir Polonya imiş havasını artık maalesef koruyamıyor. Ama dediğim gibi bazı simgesel yerler ve unsurlar var. Ve dediğim gibi Polonez köylüleri bulursanız tabii ki o havayı daha çok koklayabiliyorsunuz o anlamda. Hepsi de çok iyi insanlar. Sağ olsunlar. Zofia teyze kimdir hocam? Nasıl bir, belli ki bir... Evet, Rıja ailesinden kendisi. Rizi diye Türkçe artık soyadık anından sonra geçmiş. Rıja ailesinden Zofia teyze aslında bundan 1900'lerin başında kendileri, babası ve kendileri bir pansiyonculuk işine girişiyor. Ve şu an ana evinin olduğu yerde gelenleri ağırlıyorlar ve hatta bir hatıra defteri de tutuyorlar gelenlere. Osmanlı jandarmalarının
notları gelenlerin işte ya da vergi memurlarının ya da yabancı askerlerin ya da turistlerin hepsinin gelenlerin aldıkları notları da incelemiştim ben kitabı hazırlarken. Oradan da görüyoruz ki ciddi bir misafir kabul etmiş kendisi ve daha sonra kendisinin hayatını kaybetmesinden sonra bu evin Polonezköy'ü anlatan ve simgesi olacak bir mekan olarak ana evine çevriliyor. Ve burada tipik bir Polonya evi havası var. Ve köyün tarihine dair ciddi malzeme var. Bayağı bir malzeme var. Yani müzemsi bir... Müze gibi. Müze gibi bu anlamda. Hatta bizim Lehtili Edebiyatı'ndan öğrenciler de hem Türkçe hem Lehçe bilen kişiler olarak gelen ziyaretçilere orada anlatım yapıyorlar. Orada rehberlik ediyorlar öğrenciler de şu an. Bir gün biz de rehberlerle kesinlikle. Hocamız hatta gelirse bir küçük gezi belki yapabiliriz. Süremizin de yavaş yavaş geliyor muyuz? Bitti mi süre? Geliyoruz. Hocam bu arada ben soru ekleyebiliyor muyuz oraya? Ben daha çok soru vardı ama yani hiç değilse buradan çıkan ünlüler veya işte tarihe mal olmuş kişiler, şahsiyetler öyle bir bahiste bir iki dakikalık herhalde var. Tabii ki var. En bilineni de Leyla Gencer, meşhur soprano. Hı-hı. Annesi Polonezköylü, kendisi de Polonezköy'de doğuyor, babası Türk. Ve dünyaca ünlü bir hani soprano olarak çok olmadığı birkaç sene önce hayatını kaybediyor. Hı-hı. Bunun dışında diplomatik misyonlara TRT'ye yerleşen, orada görev yapan Polonezköylüler de var. Bu şekilde yani Dışişleri Bakanlığımızda hiç görev alan var mı? Varşova'daki bu ilişkilerin bizim, tesis edilmesi için. Varşova'daki bizim büyükelçiliğimizde 1980'lerde çalışan birisi var. Yani Türkçe ve Lehçe bilgisi tabii burada bir avantaj bir yerde. Evet. Her iki vatandaşlığı da sahibi olmaları bir yerde. O anlamda mümkün. Evet. Tamam hocam. Böyle genelde konu tam tamına yetişmiyor hocam şimdi. Tabii ki. Tabii. Bir de sohbet çok keyifli oluyor programımızda. Evet. Ne zaman bittiğini hem konuklarımız hem biz anlayamıyoruz bazen. Çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbetti. Umarım beraber Polonezköy'ü de gezeriz hocam. Biz de tam böyle köyün içine girdik. Programı bitirdik. Çok teşekkürler. Siz de teşekkür ediyoruz hocam. Ayaklarınıza sağlık. Bu arada umuyoruz yine kendiniz gibi böyle hem dile vakıf hem arşive, bilgiye, belgeye kendini vakfeden öğrenciler de yetiştirirsiniz diye. İnşallah öyleleri de çıkar diye bir nevi çağrı da yapmış olalım. Birkaç tane yetişiyor diyelim. Evet, bir de hocamızı yeni bir ödül aldı. Herhalde töreni yakında yapılacak. Evet. Polonya Bakan Dışişleri Bakan Ödülü mü? Evet. Tam olarak adı. Polonezkö kitabı dolayısıyla. Bu kitaptan dolayı izleyicilerimiz ekranda da görecekler. Evet. Bunun için de tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim. Beykoz Belediyesi'nin sitesinde, Beykoz Kitaplığı'nın sitesinde PDF olarak indirmek mümkün. Oradan izleyicilerimiz de bakabilir. İzleyicilerimiz de buradan duyurmuş olalım. Gezmeden önce de. Gezmeden önce okumak tabii daha güzel olur. Daha net anlaşılabilir. Değerli Tarih Masası izleyicileri, bugünkü programımızın sonuna geldik. Times of Türkiye YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.